Sizlere söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Tarif edemeyeceğim kadar mutluyum. Ve bu mutluluğumu sevgili eşime borçluyum. Bana hayatımın en güzel hediyesini verdi. Bir çocuğumuz olacak. Çok güzel. Harika bir haber bu. Tebrikler. Teşekkürler. Güzel anneye güzel bir hediye alırsın herhalde. Aa, hay Allah. Unuttun gördün mü? Aşk olsun Muzaffer. Hediye bekleyen mi var senden? Hadi canım. Ben seni bilmez miyim? Sen hiçbir şeyi unutmazsın. Sakın intikam alıyor falan olmayasın. Heyecandan olmalı. Seni unutmam mümkün mü? Muzaffer. Çok güzel bu. Dünya paradır şimdi bu. Ne gerek vardı? Sen her şeyin en güzeline layıksın. Hemşire. Biraz sıcak olmadı mı? Çift için kadeh kaldıralım. Haydi, Rolf. Rolf. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Serap dur. Ne yapıyorsun? Gebeyken sakıncalı değil mi alkol? Ha, öyle mi bilmem. Öyle tabii. Bundan sonra sana içki yasak. Bizim oralarda kadınları genellikle yasak olduğu için. Ben size hazırladıydım. Meyvelerden. Kan yapıcı. Ne var bunun içinde? 10 çeşit meyve kattım Serap Hanım. Kokusu bir tuhaf, içim mayhoş oldu. Şifadır, bir dikişte için. Madem şifadır diyorsun. Tamam. Dansı bana lütfeder misiniz? And by your side is the only place I ever want to be. We met and from the start what true love can do. I have the best.
Kocacığım, yoruldum artık. Oturalım mı biraz? Ne oldu, neyin var? Terledim. Üşütmeyeyim de. Peki. Sana haberlerim var abi. Nedir? Renan. Renan geliyormuş. Artık Adana'da yaşamaya karar vermiş. Fransa'ya dönmeyecekmiş. Pekala. Gelsin bakalım. Memnun oluruz. Tabii ki en çok memnun olacak kişi benim. Sık sık görüşürüz bundan sonra. Sanattan, aktualiteden konuşacak biri lazım, öyle değil mi? Evet. Traktörlerin gelmesine de az bir vakit kaldı. Heyecanla gün sayıyorum. Sayarsın tabii. Kârını 3'e 5'e katlayacaksın. Kazandığın paraları sayamayacaksın. Evet, bir yanırgat işsiz kalacak ama maalesef yapacak bir şey yok. Bunun için hükümetimizin bir an evvel önlem alması lazım. DP'ye geçtiğini unutmuş gibi konuşuyorsun Muzaffer. Hükümet biziz. Canım, bizim önlemimiz ne ifade edebilir ki? Bunlar sosyal meseleler azizim. Milli politikalar üretmek gerek. Bravo Muzaffer. Her zamanki gibi bakışın çok doğru ama adres yanlış. Demokrat Parti sosyal meselelerin çözüleceği yer değil. Yahu. Zamanında CHP bu meseleleri çözüyordu da benim mi haberim yok? Traktörlere. Güzel. Halide nerede? Bilmiyorum Muzaffer Bey, görmedim. Serap, iyi misin? Yok, değilim. Doktor çağırayım mı? Yok yok, gerek yok. Midem bulandı biraz, geçer şimdi. Muzaffer, telaşlanma. Tabidir, olur böyle. Evet, ben bir bakayım. Midesi bulandı. Siz gidip bakın isterseniz. Doktor çağırmamız gerekirse çağıralım. Korkma Muzaffer Bey. Gebeliktendir. Olacak o kadar. İyiyim, merak edecek bir şey yok. Muzaffer, sen misafirlerin yanına git. Ayıp olmasın şimdi. Boş ver şimdi misafirleri canım. Merak etme, iyiyim ben. Düzelince inerim yanınıza birazdan. Hadi. Peki. Pamuk tarlası gibi olmuş. Yoksa içinizdeki her şey çıktı mı? Çıktı, çıktı. Tüh, şifa niyetineydi o. Yazık oldu desenize. Yazık mı oldu? He, yazık oldu. Yani şifa niyetin olduğu için, bebeği için yazık oldu. Aslında bir bardak daha var. Ben hemen koşup gidip bir bardak daha alıp getireyim mi? İstemez. O yaptı zaten. Ama şifadır Serap Hanım. İstemez dedim ya. Hadi sen işine bak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.